Ve sevgili seyirciler, bu önemli derbinin bir diğer özelliği de elbette ki 3 boyutlu yayınlanacak olması. Digiturk 399 no'lu kanaldan konuyla ilgili de özel bir etkinlik düzenlendi. Detayları Loran Vayloyan'dan alacağız. Seni dinliyoruz Loran. Nazlı, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Türk futbolunun bu bayram gününde çok özel bir etkinlikle sizlerle birlikteyiz. Hemen yanımda LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho ve Digiturk Genel Müdürü Ertan Özer'den var. Her ikisiyle de renkli bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu akşam burada neler yaşayacağız? Bunları öğrenmeye çalışacağız. İzninizle ben Ertan Bey'e döneyim öncelikle. Evet, iyi akşamlar dileyelim Ertan Bey. Şöyle başlayalım isterseniz. Niye buradayız bu akşam? Ne gibi bir heyecan, nasıl bir heyecan yaşayacağız yayıncılık anlamında? Bugün Türkiye durdu. Bu maçı izleyecek biliyorsunuz. Bizim de 3 boyutlu yayıncılık konusunda Digiturk'ün çok önemli bir geçmişi var. Bu canlı maçları 3 boyutlu yayınlama İngiltere'de Arsenal Manchester United maçıyla başladı 2010 yılında. Arkasından Real Madrid Barcelona maçı yayınlandı. Arkasından da bir başka Galatasaray Fenerbahçe maçı yayınlandı Digiturk tarafından. Yani Avrupa'da 3. olarak biz bu işe girdik. Girdik ama adeta diğerlerinden daha hızlı gidiyoruz. Şu anda her hafta bir maçı 3 boyutlu olarak yayınlıyoruz. Bunu yayınlamamızdaki en büyük destek dünya devi LG'den geldi. Kendileri teknoloji açısından bizi de takdir ettikleri için olsa gerek bu işe sponsor oldular. Bu işin yapılmasına sponsor oldular. Ve onların sayesinde şu anda bu yayınlarımıza devam ediyoruz. 34 hafta 34 maçı Süper Lig'de bu şekilde yayınlıyoruz. Kendilerine, bir dünya devi olan LG'ye teşekkür ederim bakımdan. Evet Ertan Bey, ben de izninizle Mr. Cho'ya döneyim. Digiturk Lig TV 3 boyutları 3 boyutlu yayınlarını LG'nin sponsorluğunda gerçekleştiriyor ve bu akşam da bulunduğumuz alanda çok özel bir televizyonla birlikteyiz aslında. 84 inç Ultra HD televizyon. Böyle bir ortamda bu kadar mükemmel bir televizyonda maç seyretme keyfini bizlere yaşatacaklar. Nasıl bir heyecan var böylesine önemli bir gece öncesinde? We are very excited about this specific professional football match between Fenerbahçe and Galatasaray. We know that they are one of the two largest players, football players in Turkey. Our relationship with Digiturk has started 3 years ago, and the sponsorship that we have now is a development of our relationship that we built 3 years ago. Together with that, we have improved our products, and today we are introducing our world largest 84-inch ultra high definition TV. The ultra high definition will mean the resolution is 4 times higher than normal HD TV. So we are very proud and happy to watch this game together with the sponsor of Digiturk, and we are committed that we will expand our cooperation in the coming days with Digiturk as well. Tabii ki öncelikle çok heyecanlıyız biz de. Fenerbahçe Galatasaray Türkiye'nin iki büyük futbol takımı böylesine bir müsabakayı biz de 3 boyut yayınlıyor olmaktan çok mutluyuz. Bizim Digiturk'le işbirliğimiz bundan 3 sene önce başladı. 3 yıldır beraber pek çok şey geliştirdik. Digiturk'le işbirliğimiz bizim ürünlerimize de yansıdı. Biliyorsunuz bugünkü maçı 84 inç Ultra HD televizyonla seyredeceğiz. Bu dünyanın şu andaki en çözünürlüğü yüksek televizyonu. Ultra HD'nin anlamı şu, normal bir HD'nin 4 katı çözünürlüğünüz var. Bundan tabii biz çok gururluyuz, çok mutluyuz. Bu sponsorluğu üstlenmekten de çok mutluyuz. Umarız Digiturk'le LG'nin işbirliği büyüyerek devam eder.
Bu olağanüstü televizyon bu ay itibariyle dünya pazarına açıldı. Türkiye'deki hedefleri nedir LG'nin bu yeni 84 inç Ultra HD televizyonla birlikte? Together with this 84 Ultra HD TV, our aim is to supply the value to our customers in terms of picture quality. We have done a lot of R&D development in order to apply this to our next coming OLED TV as well. We will be mainly focusing on entertaining our customers with a more clear and active pictures, picture qualities. Bizim için bu 84 inçlik televizyon tabii ki öncelikle resim kalitesi ve izleyicilere sunduğumuz bu değer, bu keyif. Bundan sonra bu R&D çalışmalarımız devam edecek ve önce OLED televizyonlarımız çıkacak ve izleyenlere biz çok daha resim kalitesi yüksek, çok daha keyifli, çok daha eğlenceli seyirler sunmayı istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Az sonra tekrar döneceğiz Mr. Cho'ya. Ertan Bey, bugünün gündemi tabii ki Galatasaray-Fenerbahçe maçı 3 boyutlu yayını, ama sadece futbol maçlarıyla mı sınırlı? Böyle bir algı mı var acaba? Sizin bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bizim 3 boyutlu yatırımlarımız futbol maçlarıyla sınırlı değil tabii ki. Hatta Digiturk'ün hizmetleri futbolla hiç sınırlı değil. Futbol sadece sunduğumuz içeriklerden bir tanesi. Ama çok konuşulan bir spor, en çok konuşulan olduğu için öyle özdeşleştiriliyor. Aslında yüzlerce kanal ve binlerce içerik sunan bir şirket Digiturk. Ve 3 boyutlu yayınları da sadece spor alanında değil, örneğin film ve dizi alanında da devam ediyor. Biz ayda 1000 film yayınlıyoruz Digiturk'te. Ve dünyanın en ileri gelen 7 stüdyosundan, Hollywood stüdyosundan 6'sıyla onlar ne yaptıysa ilk önce izleme fırsatını Türkiye'de Digiturk vasıtasıyla gerçekleştiriyorlar. Yani her çektikleri film ve dizi önce Digiturk'e geliyor, kucaklaşıyor seyircilerle, daha sonraki yıllarda diğer kanallara gidiyor. Dolayısıyla bu bağlamda bakarsanız tabii ki sadece sporda değil, film ve dizi kanalında da 3 boyutlu ne üretiliyorsa Digiturk'te seyrediliyor. Digiturk'te şu anda günde 31 saat 3 boyutlu yayın var. Farklı kanallarda olduğu için belki de takip etmekte zorluk çekiliyor olabilir. Biz zaten onun için bunların hepsini bir kanala topladık. 399. kanala. Arzu eden 3D gözlüğünü takabilir ve 24 saat seyredebilir zaten bunları. Onun için bizim yatırımlarımız durmadı, durmayacak. 3 boyutlu ve sadece spor alanında değil. Örneğin hafta içi çarşamba aynı gibi iki takım basketbol oynayacaklar, karşılaşacaklar bir kez daha. O da 3 boyutlu olarak Digiturk tarafından yayınlanacak. Evet, çarşamba günü Galatasaray Medikal Park Fenerbahçe Ülker karşılaşması, basketbol karşılaşması da Türkiye'de ilk kez 3D teknolojisiyle ekranlarınızda olacak. Ertan Bey, olağanüstü bir yatırımı var Digiturk'ün bu teknolojiye. Bunun geri dönüşümünden memnun musunuz? Digiturk doğduğundan beri beraberim ben Digiturk'te, 13 senedir. Hayatımızda verdiğimiz en iyi karar teknolojiden geri kalmamak ve anında yapmak. Bunu halk hemen reaksiyon göstermiyor ama uzun vadeli baktığınız zaman inanılmaz geri dönüşü olan bir şey. Son derece memnunum. Tabii ki devam edeceğiz. O kadar, hatta halka şükranlarımı sunmak isterim. Çünkü şu anda dönüp baktığım zaman geriye, bizim yaptığımız mesleğin ismi televizyon platform işletmeciliği diye tanımlarsak, bu konudaki 4 tane firmadan bir tanesi yani Digiturk, bu pazardaki gelirlerin %80'ini halk tarafından alıyor. Geri kalan firmalar %20'sini alıyor. Yani %80'lik bir pazar payına ulaşmış durumda. Bunu duyduktan sonra, bunu yaşadıktan sonra ben ancak dönerim ve halkıma şükranlarımı ve saygılarımı ifade edebilirim. Ve bunlar neler sayesinde oldu? Teknoloji yakından takip edeceksiniz, izleyenlere, müşterilerinize saygılı davranacaksınız vesaire vesaire. Dolayısıyla hiç pişman olmadığımız gibi bundan sonraki gelişmeleri de hepsine yatırımlarımızı yaparak devam edeceğiz tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Bugünün özeline de kısaca bir değinelim isterseniz, Mr. Cho'dan başlamak kaydıyla. Çok önemli bir
heyecan yaşayacağız saat 20'de. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması. Maçla ilgili düşüncelerinizi de alalım lütfen. In Turkish? Okay. Aslında ben her iki takımı çok seviyorum. O yüzden bu akşam iyi olan kazansın demek istiyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ertan Bey, sizin de birkaç cümleyle bu akşamki maçla ilgili yorumlarınızı alalım lütfen. Onu söylemeden Mr. şöyle, biz okul arkadaşı sayılırız. Çünkü kendisi çocukluğumuza, gençliğimizde Ankara'da babasının bir görev vasıtasıyla bulundu. Çok güzel Türkçe konuşuyor. Evet, hakikaten. Gördüğünüz öyle. Gibi. Evet. Valla bugünkü maç, bir kere sonucu hakkında tabii ki bir şey söylemek mümkün değil ama çok takdirle bakıyorum bugünkü maça. Sebebi de şu, yani bu iki takım senede iki defa Türkiye'yi kilitliyor. Bu iki takıma çok saygılı davranması lazım herkes. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bu rekabet içinde bütün bu endüstriyi götürüyorlar aslında, sırtlamış götürüyorlar. Zaman zaman ben de, biz de yani Digiturk olarak diyoruz ki her takımın böyle olması lazım. Anadolu takımlarının öne çıkması lazım falan ama dönüp de takdir hislerimizi de her zaman ifade etmemiz lazım. Önce bu iki takıma tarihlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar bu rekabeti taşıdıkları için teşekkür ediyoruz. O zaman sonucunda benim için hiçbir etkisi olmamış oluyor tabii ki. Sonuç ne olursa olsun bunu yaşamış olmak çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız bu güzel, keyifli gecede çok güzel bir karşılaşma, güzel bir 90 dakika izleyeceğiz. Biz tekrar yayını merkez stüdyolarımıza bırakalım. Efendim, canlı görüntüler gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın otobüsü.